Adana'dayız. Bu noktada tabii ki yarım asra aşkın bir süredir bu fabrika işliyor ve özellikle de artık son zamanlarda da yapılan ihraçlarla beraber de adından sıkça söz ettiriyor. Birçok ülkeye ihraç ediliyor ancak özellikle son yıllarda, son 6 yıldır Ar-Ge çalışmaları yapılıyordu ve artık elektrikli otobüs Türkiye yurt dışına ihraç ediyor ve özellikle bu şirketin üst düzey yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu da yayın konuğumuz olacak. Kendisinden özellikle elektrikli bataryalarla ilgili bilgi alacağız. Tolga Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, çok büyük bir tesis. Adana'dayız. Akdeniz'in kalbindeyiz ve Türk sanayisinin göz bebeği dedim. Gerçekten arkamda görüyorum da bu gururu. Anlatır mısınız bize biraz elektrikli otobüsün macerasını? Burası, sizler de çok güzel söylediniz. 550 bin metrekare üzerinde 1300'den fazla arkadaşımızla birlikte 50 yılı aşkın bir süredir hem Türk sanayinin hem de dünyanın farklı noktalarına ulaşım araçları üretiyor ve bunları ihraç ediyoruz. Hem ülkemiz hem Adana için çok önemli bir yapı burası. Pek çok ilki başarmış bir şirketin içerisinde yer alıyoruz. Burada sadece günümüzün dünyasında araçları değil, elektrikli araçları düşündüğümüzde, batarya teknolojisini düşündüğümüzde bir otobüs şirketinden çok öte bir teknoloji şirketine evrildiğini görüyoruz. Bugün 66 ülkeden fazla yere ihraç ettiğimiz araçlarımızı, bu arkamızda gördüğünüz elektrikli vasıtaları ve içinde bulunan bütün bu batarya teknolojisini burada ekip arkadaşlarım yerli ve milli kaynaklarla üretiyorlar. Tabii çok önemli. Yerli milli dediniz. Biraz da böyle üzerinden gösterelim sistemi. Tabii. Şöyle bataryalarımızı görüyoruz. Batarya dediğimiz sistemimiz bu. Evet. Bu bataryanın içerisindeki sadece bütün dünyada zaten çok az yerde üretilen hücreleri buraya alıyoruz. Bu hücreler bir araya geldiğinde bu modüller oluşuyor. O modüller bir araya gelip pil haline geliyor. Bunun içerisindeki en önemli unsur da bu pilin üzerindeki batarya yönetim sistemi. Araçlarımızda burada görebileceğiniz gibi farklı boyutlarda, farklı ölçeklerde kullanım ihtiyacına göre batarya sistemleri yapılıyor. Bunun tamamı bir bugün bildiğimiz dizel elektrikli dizel aracı elektrikli olarak tahrik etmeye ve sürülmesine imkan verecek düzeyde. Tolga Bey, şu an hangi ülkede bu Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerinin geliştirdiği bu otobüsler hangi şu an ülkede yollarda? Pek çok farklı yerde. En yakın örneği İsveç'te ki dünyanın en önemli sıfır emisyon konusunda kararlı olan ülkelerinden bir tanesi. Orada yılın başında ihraç ettik. Çok yakında Prag'da olacak. Fransa'da, Almanya'da faaliyetlerimiz sürüyor. Bir başka belki sevinici, heyecanlandırıcı unsur da çok uzun süredir Amerika'da biliyorsunuz. Orada özellikle Silikon Vadisi'nde taşımacılık bütün tanıdığımız büyük teknoloji şirketlerinin personellerini, işlerini ulaştırıyoruz. Yine aynı yerde bunun benzeri bir aracımız demo faaliyetlerini ve test faaliyetlerini sürdürüyor. Böyle otobüs hemen sağ tarafta bataryaları kurulmuş. O tarafa doğru ilerliyoruz. İlerleyelim isterseniz Tolga Bey. 8 tane ben sayıyorum ama doğru mudur? Tabii. 8 bataryamız var burada. Tabii bu konu ticari araç üreticisi olarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamak zorundayız. Bu konuda binek araçtan farklı olarak farklı ihtiyaçlar söz konusu. Kullanılacağı rotaya göre bizim zaten sunduğumuz teknoloji arkasındaki teknoloji farklı rota imkanlarına göre farklı boyutlarda 8 olabilir, 6 olabilir, 4 olabilir farklı seçenekleri, taşımacılık kapasitelerini verebildiğimiz bir yer. Merak ettiğim bir konu. Menzili ne kadar olacak şöyle bir otobüsün şehir içi özellikle ulaşım için? Tabii gene koyduğumuz bataryaya göre değişiyor ama 300-400 kilometrelik menzili bugün sağlamak mümkün bizim yarattığımız teknolojik imkanlar ve batarya sistemiyle. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Çok sağ olun.